gün ve tarih programımızda beraberiz. Efendim, 29 Kasım'da meydana gelmiş olan bir olayı bugün sizlerle birazcık üzerinde durmaya ve konuşmaya çalışacağım. 1947 yılı, 29 Kasım 1947, henüz bir sene önce kurulmuş bulunan, 1946 yılında kurulmuş bulunan Birleşmiş Milletler, dünya devletlerinin kahir ekseriyetinin karşı çıkmasına rağmen, Müslüman dünyasının karşı çıkmasına ve muhalefet etmesine rağmen, Filistin'in ikiye bölünmesi, daha doğrusu Filistin topraklarının bölünmesi ve bir kısmının devlet kurmak üzere Yahudilere tahsis edilmesi kararını verdi. Ve bundan bir adım sonra da, bir yıl sonra da İsrail Devleti'nin kuruluşu oya sunuldu. Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin de evet oyu vermesiyle İsrail Devleti hayata geçti 1948 yılında. Nasıl oldu? Toprağı olmayan, nüfusu olmayan bir İsrail nasıl oldu da 50 yıl içinde Filistin'de bir devlet kurabildi? Elbette bunun bir altyapısı var, bir tarihi var. Tamamını konuşmamız mümkün değil. Ama olay 1897, yani yaklaşık 50 yıl öncesine dayanan bir olayla başlamış oldu. Bu olayda Yahudilerin Avrupa'da Basel şehrinde bir kongre toplamaları ve bu kongrede de belli aşamalardan sonra bir İsrail devletinin, Yahudi devletinin kurulması kararını almalarıyla başlamış oldu. Tabi hızla geçiyorum çünkü vaktim çok az. Bunların hepsinin detayına inemiyorum. Abdülhamit Han'dan toprak talebiyle geldiler. Abdülhamit Han bunları huzurlarından kovdu. Toprağını satamayacağını ifade ederek. Bunlar Filistin'de toprak alabilmeleri için Abdülhamit Han'ı devirmeleri gerektiğini düşündüler. Onu devirdiler. İttihat Terakki'yi iktidara getirdiler. İttihat Terakki'nin 1913 yılında yabancılara toprak satışını kabul etmesi ile de Filistin'de toprak satın almaya başladılar. Ama kafi değildi. Bir takım kısıtlamalar vardı yine. Bu sefer de Osmanlı'yı yıkmak fikri hakim oldu. Birinci Dünya Savaşı'nı çıkarabilmek için tahrik üstüne tahrik neticesinde 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nı çıkardılar. Çıkarmakla da kalmadılar. Fiilen kendileri Birinci Dünya Savaşı'na asker göndererek, birlik göndererek fiilen savaşa iştirak ettiler. Elbette Osmanlı Devleti'ne karşı idi savaşları. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın safında savaşa girdiler. Siyon Katır Birliği ile Çanakkale'de karşımıza gelip bizimle savaştılar. Bu onların ilk savaşı idi. Kendi tahrikleriyle çıkarılmış bulunan Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinin birinde fiilen savaşa girmişlerdi. Hem devlet kurmak için bunlar bir araştırma, alıştırma idi onlar açısından. Hem de İngilizlere karşı şirin gözükmek ve bunun bedelini de 1917 yılında İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'un yayınlamış olduğu Yahudilerin dünya üzerinde bir devlet kurma haklarının olduğuna dair ve bu yerin de Filistin olması gerektiğine dair bir deklarasyonla ilk adımını attılar. Bu adımdan sonra da harıl harıl toprak satın almaya başladılar Filistin'de. Önce para vererek, parasıyla, yüksek fiyatlar vererek satmak istemeyenlere karşı.
neticede insanın namusundan ve mukaddesatından başka satabileceği her şeyi paralar karşısında elbette satılabilecek durumdadır. Ve Araplar topraklarını yüksek bedellerle, bir kısmı elbette şuursuz olanları yüksek bedellerle Yahudi'ye sattılar. Bu satın aldıkları topraklar üzerinde yerleştikten sonra, yurt kurduktan sonra bu sefer toprak satın almak için para harcamaya gerek görmediler. Ya silaha sarıldılar, tethiş hareketlerine başladılar. O kadar çok terör hareketleri yaptılar ki, 1924 yılında Lozan'da elimizden alınan bu topraklar, Filistin toprakları, Yahudiler için devlet kuracakları topraklar haline getirildiler. İngiltere'nin, Fransa'nın, Amerika'nın teşvik ve tahrikleriyle. Sonradan iktidara gelmiş bulunan İsrail devleti kurulduktan sonra devlet yönetimine gelmiş bulunan mesela Ariel Sharon, mesela Menachem Begin, mesela Moshe Dayan, başkaları, o tarihlerde her birisi silahı ellerine almışlar, Müslümanları öldürmek, Müslümanları kendi yurtlarından sürmek suretiyle topraklarını genişletmek için tetiş hareketlerine başladılar. Ortada devlet yok, bir şey yok. Bunları kınamaya kalkan, kınayan insanlara ve devletlere karşı da savunmaları şu idi: biz devlet kuracağımız toprakları elde etmek için meşru bir hareket içinde bulunuyoruz. Bizim yaptığımız meşrudur. Ve İkinci Dünya Savaşı. Bunların Filistin'de devlet kurabilmeleri için nüfusa ihtiyaçları var. Yahudi nüfus ise dünyanın her tarafında, bilhassa Almanya'da, Avrupa'da çok miktarda Yahudi nüfus var. Bunları Filistin'e göç ettirmeleri, orada da kuracakları devletin altyapısı olarak, nüfus olarak kullanmaları gerekiyordu. 1897 Basel'de almış olduğu kararlar hızla vakitleri doluyor, kararlar gereği. Ve bu vakitler içinde Filistin'de şu kadar Yahudinin birikmesi, sonra da devlet kurmaları gerektiği için oraya Yahudi göçünü sağlamaları gerekiyordu. Ve Almanya'da Hitler onların sermayesini kullanarak palazlandı, iktidara geldi. İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Dünya üzerinde bulunan Yahudileri çünkü göç etmek istemiyorlar. Maceraya gitmek istemiyorlar. Tuzları kuru, işleri güzel. Bunları Avrupa'da bilhassa taciz etmek ve bunların Filistin'e göç etmelerini sağlamak. İşte İkinci Dünya Savaşı öncesi ve savaş içinde Almanya'da Yahudilere karşı yapılmış bulunan tahrikler bu sebeple yapıldı. Yahudilere karşı yapılmış bulunan tetiş hareketleri. Elbette öldürülenler oldu, elbette yakılanlar oldu ama hiç propaganda ettikleri kadar sayı yüksek değildir. Her vesileyle gündeme getirdikleri kadar yüksek değildir. Kendi tetiş hareketlerinden dolayı öldürdükleri Müslümanlar daha fazladır Filistin'de. Mülteci durumuna getirdikleri Müslümanlar, çoluk çocuk, kadın, ihtiyar daha fazladır. Bunlardan hiç bahsedilmiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da Yahudi katliamı her vesileyle önümüze getiriliyor. Her filmde işleniliyor. Evet, hiç kimsenin katliama uğratılmasını tasvip etmeyiz. Hiç kimsenin yakılmasını tasvip etmeyiz. Bunu biz yapmamışız da zaten. Ama olmayan katliamların da gündeme getirilmesi, oradaki Yahudilerin Filistin'e göç etmelerini sağlamak için idi. Birdenbire İkinci Dünya Savaşı içinde ve sonrasında Filistin'de birdenbire
Yahudi nüfusun yükseldiğini, oranın yukarı çıktığını görüyoruz. Ve bugün konuştuğumuz Yahudi devletinin kurulabilmesi için toprak tahsis edilmesi 1947 yılında 29 Kasım'ında bir adım sonrasında da Yahudi devletinin kurulması bütün Arap aleminin, İslam aleminin, Türkiye hariç İslam aleminin şiddetli protestolarına rağmen orada bir İsrail devletinin kurulması Birleşmiş Milletler'ce kabul edildi. Ne hikmettir, nasıl iştir ki o tarihten bu yana hep Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi İsrail'i himayete gelmektedir. Birleşmiş Milletler sadece tavsiye kararı alıyor, biliyorsunuz. Bu kararları yürütmek için ise yürütme kurulu olan Güvenlik Konseyi'ne havale ediliyor. Güvenlik Konseyi kararlar alıp yürütüyor. Güvenlik Konseyi'nin ise 5 tane daimi üyesi var ki bunların tasvibi olmaksızın hiçbir şey yapılamıyor. Bunlar da Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa. Bunlardan bir tanesi hayır dediği anda, veto ettiği anda alınan kararlar yürürlüğe giremiyor. Ne hikmettir ki? Birleşmiş Milletler'in kurulduğundan beri, kurulduğu zaman ilk işleri İsrail'i tanımak, İsrail'i hayata geçirmek olan Birleşmiş Milletler'in kurulduğundan beri Güvenlik Konseyi'nin bütün olayları İsrail'in lehine çarpıttığını ve kararları İsrail'in lehine ise yürütmeye koymadıklarını görüyoruz. Nitekim İsrail devleti kurulurken her üç dinin de mensuplarınca mukaddes kabul edilen Kudüs, milletler arası bir statüde müstakil bir şehir olarak kalacaktı. Bunu Birleşmiş Milletler'in gözetiminde bir komite yönetecekti bu şehri. Yahudiler bu şehirde Müslümanları rahatsız edemeyeceklerdi. Hristiyanları rahatsız edemeyeceklerdi. Ama gelin görün ki İsrail bu kararı da tanımadı. Kısa süre sonra Kudüs'ü işgal etti. 1967, 7 gün savaşları Kudüs'ün işgal edilmesi üzerine çıkmıştır. Ve bu 7 gün savaşlarında İsrail topraklarını 4 misli, 5 misli genişletmiştir. İşgal etmiştir. Suriye'den Golan Tepeleri, Ürdün'den Kudüs ve civarını, Mısır'dan Sina'yı kendisine dahil etmek suretiyle gerçekten de efendim topraklarını genişletmiş. Bugün hala çıban başı olarak genişlettikçe genişletiyor. Müslüman nüfusu kırdıkça kırıyor. Ama gelin görün ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi alınan kararlar şayet İsrail'in aleyhine olacaksa kesinlikle bunları yürürlüğe sokturmuyor. Veto ediyor. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri. Ve bugün Büyük Orta Doğu Projesi diye bir proje ortaya atmışlar. Bu proje gereği İsrail'in sınırlarını Nil'den Fırat'a çıkarmanın altyapısını hazırlamaya çalışıyorlar. Bilmem kaç tane İslam ülkesinin sınırlarını değiştireceklerini alenen ilan ediyorlar. Açık açık ilan ediyorlar. Lübnan'la yapmış oldukları İsrail-Lübnan Savaşı birkaç sene önceydi. Hafızalarınızı tazeleyin. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı bir kadın vardı. Condoleezza Rice diye. Orada İsrail durdurulduğu zaman gitti. Bu Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projemizin gereklerinden birisidir bu savaş. Gerekirse her şeyimizi buraya koyacağız diyerek Türkiye'deki İncirlik üstündeki silahları da götürdüler, İsrail'e verdiler. Herkesin gözü önünde. Büyük Orta Doğu projesini yürütebilmek için.
Bu nasıl bir iştir ki Orta Doğu'da çıban başı olan İsrail, Büyük Orta Doğu projesi sayesinde sınırlarını genişletecek, şu kadar İslam ülkesinin sınırları değişecek, bunların içinde biz de varız. Bizim de bilmem nereden nereyi almak istiyorlar. Ama bu projenin içinde Türkiye rol almış, Türkiye yürütücü, hatta başkanı durumundadır. Bu ne yaman bir çelişkidir. Bu nasıl izah edilemez bir durumdur. 1948 yılında İsrail kurulurken evet oyu vermiş olmamızın lekesini hala silememişken hala biz Büyük Orta Doğu Projesi'nin yürütücüsü durumundayız. Biz sahi ne yapıyoruz? Biz bilinçli mi yapıyoruz bunları? Aklımızı başımıza toplamak, kendi topraklarımızda gözü olan İsrail'in, Amerika'nın bu proje vasıtasıyla bizim topraklarımıza efendim el atmasını önleyecek tedbirleri mutlaka ve mutlaka almamız gerekmektedir diyorum. Ve bugün süremiz dolmuş olduğunda sizleri Allah'a emanet ediyor, sağlıklar diliyorum, bereketler diliyorum.